Merhabalar, arkadaşım Fatih Ceylan'la bugünkü programda birçok konuyu ele almak istiyoruz. Vaktimiz olduğu takdirde. Tabii Türkiye açısından Mısır ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti önemli bir ziyaretti. 11 yıl sonra General Sisi ile vuslat. Gazze'de trajedi devam ediyor. Refah sınır bölgesinde yeni bir katliam yaşanacak mı? Önlenebilecek mi? Rusya'da önemli bir olay yaşandı. Rusya'da devamlı önemli olaylar yaşanıyor ama bu istisnai derecede önemli. Navalny'nin ölümü, bu ölümün öldürülmesinin veyahut da düşündürdükleri. Ukrayna Savaşı, Zelenski'nin Avrupa ziyareti ve Münih Konferansı sırasındaki temasları, konuşması. Türkiye ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa gökyüzü savunma kalkanı, Avrupa gökyüzü kalkanı, daha doğrusu girişimi, protokolünü Türkiye imzaladı. Bu çerçevede önemli başka bir unsur, Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 72. yıl dönümü vesilesiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı podcast. Çok ilginç bir içeriğe sahip o podcast. Dinlememiş olanların dinlemesini öneririm. Bir de Aliyev'in ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'la barış konusunda verdiği mesaj. Sevgili Fatih, istersen Mısır'dan başlayalım. Ve sen başla, uygun görürsen. Evet. Teşekkürler. Önce sayın izleyicilerimizi selamlayalım. Evet, senin de bahsettiğin üzere 11 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Bundan yaklaşık 2 yıl önce de bu UEFA Dünya Kupası veya FIFA Dünya Kupası çerçevesinde Katar'a yaptığı ziyarette Sisi'nin elini sıkmıştı. O şekilde başlayan bir süreç ve bir resmi ziyaret 14 Şubat'ta. Elbette Mısır, hiç şüphe yok, Orta Doğu ve Afrika açısından vazgeçilemez bir ülke. Arap Ligi'ne ev sahipliği yapıyor olması, birçok Arap Ligi kararının alınmasında öncülük üstlenmesi ve İsrail'de olan ilişkileri, Gazze'de cereyan eden olaylar karşısındaki tutumu, bütün bunlar önemli. Tabii aşağı yukarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine denk düşen bir günde de CIA Başkanı Büyükelçi William Burns'un Kahire'de yaptığı temaslar da önemli. Bu İsrail-Filistin çatışması bakımından. Şimdi Mısır'a dönüp baktığımızda 11 yıl önceki ziyaretle bu ziyareti belki karşılaştırmakta fayda olabilir. O zaman bir yıl önce Arap Baharı başlamıştı. 2010 yılında işte ondan sonra ziyaret sırasında önemli mesajlar verdi. Mursi iktidardaydı. Mursi'yi biliyorsun pek seviyorlardı. Ama şöyle, şuna dikkat çekmekte fayda var kamuoyumuzun hatırlaması açısından. Şimdi bir özel TV kanalı Mısır'da Dream TV'ye bir mülakat vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiğinde. 14 Eylül 2011'den bahsediyoruz. Tabii birçok şey söyledi Türkiye-Mısır ilişkileri üzerine ama bir söylemi var ki buna değinmeden geçmemekte yarar görürüm. O da şu. Diyor ki bu mülakatında, mübarek sonrası yeni Mısır'ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum.
Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır'da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir. Peki merak edenler için şu soruya yanıt verelim. Mursi ne yaptı bu tavsiye üzerine? Mursi Mısır anayasasına İslam'ın devletin dini ve şeriat ilkelerinde yasaların kaynağı olduğu hükmünü koydurdu. Demek ki tavsiyesi pek yankı bulmamış. Bunu dile getirmemdeki neden son günlerde Türkiye'de cereyan eden, içeride cereyan eden ve dikkatlerimizi çeken bir takım gelişmeler. Aynı mesaj bu kere verilmedi. Evet, Mısır'la anlaşmalar imzalandı. Zaten ticari ilişkiler bakımından sekteye uğradığı söylenemez Türkiye-Mısır ilişkilerinin, ama siyasi anlamda gerçek bir boşluk ortaya çıkmıştı. Çünkü hem Orta Doğu geneline yönelik izlenen politika Libya'da en son tarafları karşı karşıya getirmişti. Türkiye ve Mısır'ı karşı karşıya getirmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin İslam'ın bir mezhebine dayalı bir kolunun, yani Müslüman kardeşlerin pozisyonunu benimsemesi, bu yönde politikalar geliştirmesi bizi sadece Orta Doğu'da Mısır'la ilişkilerimizde değil, diğer ülkeler nezdinde de açmazlara sürükledi. Şimdi işte bu ilişkilerin tamir edilmesine çalışılıyor. Şunu samimiyetle ifade edeyim. Tabii ki Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi benim de doğru bulduğum bir hareket tarzı. Ondan yana bir tereddüt duymuyorum. Doğru bulmamak mümkün değil. Ama işte bu tür güven bunalımları yarattıktan ve uzunca bir süre yalnızlığa sürüklendikten sonra bozulmuş ilişkileri tamir etmek de çok kolay değil. Çünkü karşı tarafta bizdeki yönetime karşı olan güvensizlik duygusunun bir anda ortadan kalkacağını varsaymak bence iyimserlik olur. Onlar da test edeceklerdir belirli alanlarda. Ama sanki şu an itibariyle normalleşme rotasına girmiş. Hatta bu ziyaret tabii bir yerde bunun da ifadesi anlamına geliyor. Güçlü bir ifadesi. Devlet Başkanı düzeyinde yapılmış bir ziyaret. Birçok anlaşmaya varılmış olması. Bu ileriye dönük Türkiye-Mısır ilişkileri bakımından cesaret verici bir evet, tabloyu ortaya koyuyor. Evet. Ben istersen burada keseyim. Evet, umarım yeniden bu Müslüman kardeşler tutkusu dolayısıyla bu ilişkilerde arıza çıkmaz. General Sisi'nin önümüzdeki aylarda Türkiye'yi yapması söz konusu bir ziyaret var. Söylediğin gibi o döneme kadar test edilecek ilişkiler, karşılıklı olarak test edilecek tabii. Bu hakikaten çok önemli. Söylediğin gibi yani Türkiye-Mısır ilişkileri sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel istikrar açısından da, hele İran'ın istikrarı bozucu etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bölgede yaşanan krizler göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir istikrar yaratıcı unsur, istikrar üretici unsur. Mısır ve Türkiye'nin işbirliği adeta istikrar sinerjisi üreten bir anlayış yaratabiliyor iki ülke. Tabii iki ülke arasında hala kırılgan bir takım konular var. Onların da zaman içinde tasfiye edilmesini, onarılmasını temenni ediyoruz. Ben izleyicilerimizin biraz da bizim hatıralarımızı merak ettiğini tahmin ediyorum. Hatırlayacaksın, bu Mısır'da 2013'te Mübarek'e karşı darbe gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanlığı içinde
gerek doğrudan toplantılarla, gerek başka yöntemlerle yoğun bir görüş alışverişi seferberliği başlatılmıştı. Kahire Büyük Mübarek mi, Mursi mi? Mursi değil mi? Mursi. Evet. Mübarek mi? Evet. Özür dilerim. Mursi darbesinden sonra yoğun bir böyle görüş alışverişi söz konusuydu. O toplantılarda darbeye karşı tutumumuzun ölçülü olması, Mısır'a küsülmemesi, devletten devlete ilişkilerin tahrip edilmemesi özellikle vurgulanmıştı. Kahire Büyükelçimizi de hatırlıyorum o toplantılarda ısrarla itidale davet ediyordu siyasi iktidarı. Yani Dışişleri Bakanlığı içinde yapılan görüşmelerden hemen hemen ittifakla ölçülü olma, dikkatli olma, özenli olma, uzun vadeli ilişkileri yıpratmama görüşü şekillenmişti. Ama başta dönemin başbakanı Erdoğan olmak üzere siyasi iradeyi aşamadık. Tam tersine yaptı AK Parti iktidarı ve bugünlere geldik. Şimdi bugünlere gelmemizin yarattığı çok ciddi bir maliyet var. Hem siyasi bir maliyet, hem ekonomik bir maliyet. Ülkemizin, vatandaşlarımızın yaşadığı bir maliyet. Mısır dünyada Türk girişimcilere özel olarak bir organize sanayi bölgesi tahsis eden tek ülkeydi. Evet, ticari ilişkilerimiz çok fazla tahribat görmedi ama potansiyel gelişmenin de hayli altında kaldı. Bölgede ciddi istikrarsızlıklar doğdu. Bir sürü ülke Türkiye'ye karşı cephe aldı. Biraz önce çok isabetli şekilde söylediğin gibi Türkiye sadece Mısır'la ilişkilerini bozmadı. Aynı zamanda diğer ülkelerle de Müslüman kardeşler uğruna cepheleşti. Ve adeta Mısır'a ismi konulmamış bir savaş açtık. Yani sadece hakaret etmedik. İsmi konulmamış, örtülü bir savaş açıldı Mısır'a. Dikkatine getirmek isterim. Mısır bu hamlelerimize nispeten olgun bir çok daha temkinliydi. Sergiledi. Çok tabii. Temkinli yaklaştı. Bunları niye hatırlatıyoruz? Tabii önümüze bakalım. O geçmişte kaldı. O zamanın koşulları bunu gerektiriyordu. Şimdi yeni bir yaklaşım ortaya konuyor diyenler bana kalırsa yanlış düşünüyorlar. Biz bunları hatırlatıyoruz. Bir daha bu hataları düşünmemesi için. İkincisi yaratılan ciddi maliyet var. Bu maliyetin maalesef hesabı verilmiyor. Çok fazla başka konumuz var. Tabii ki Mısır enine boyuna saatlerce ele alınabilecek bir konu ama istersen burada duralım. Bir şey daha belki hatırlatmakta fayda var. Aşağı yukarı aynı zamanlarda sadece Mısır'da darbe olmadı. Mali'de de darbe oldu, Myanmar'da da darbe oldu, Sudan'da da darbe oldu. Şimdi darbeler karşısında eğer bu kadar ilkeli tutum geliştireceksen o zaman bizim diğer bütün ülkelerle Afrika'da bir dizi darbe oldu son geçen yıl hatırla. Tabii. Şimdi evet darbe olması elbette hoş bir şey değil. Elbette buna ilkesel olarak tabii ki karşı durmak lazım. Ama şunu da görmek lazım. Başka alanlarda veya ülkelerde anlık dürtülerle de olsa alvere dayalı pragmatik ilişkiler kurabiliyor iken
Niye örneğin Mısır söz konusu olduğunda ideolojik bazlı bir yola saptınız? Tabii. Bu soruyu sormak ideolojik, lazım. İdeolojik, çünkü Müslüman kardeşler açısından ve Türkiye'nin Müslüman kardeşler vasıtasıyla Arap Baharı'nın ve dolayısıyla İslam aleminin önderliğini ele geçirme hayali bakımından Mısır ve Musri çok önemli aktörlerdi. Bu hayal kırıklığının bir neticesi. Bazıları Gazi Parkı olayları, Gezi Parkı olaylarını da zikrediyorlar. Gezi Parkı tesir etmiş olabilir, bu tutumda etkili olmuş olabilir ama bu ikinci derecede önemli bir etkidir. Esas burada belirleyici olan Müslüman kardeşler, ihvan bağlantısı ve AK Parti iktidarının Arap Baharı'na, Arap olmayan bir ülke olarak öncülük etme hezeyanının bir sunucudur. Evet, şimdi Gazze'ye, geçelim. Geçelim, evet. Daha önce de bahsettim. CIA Başkanı Büyükelçi Burns'un Kahire'ye yaptığı bir ziyaret var. Önemli. Taraflarla bir araya geldi. İsrail'den de temsilciler vardı. 4 ülke temsilcisi. Ve Hamas'ın daha evvel Katar vasıtasıyla ilettiği, bu şu anda orada tutuklu bulunan işte rehinelerin salıverilmesine ilişkin kademeli bir plan sunduğunu biliyoruz. Bu planın uygulanabilirliği konusunda bir araya geldiklerini okuduklarımızdan anlıyoruz. Tabii İsrail'de Netanyahu bunları elinin tersiyle itti. Elinin tersiyle itmekle kalmadı. Bir de Rafah'a karşı bir karadan operasyon başlatıp bu çatışmanın 6 ila 8 hafta daha devam edebileceği gibi bir beyanda bulundu. Fakat şunu gördük bu Kahire toplantısı ertesinde. ABD bir parça en azından ateşkes için daha hareketli bir sanki kulvara girdi. İşte Birleşmiş Milletler'e bir öneriyle geldi. Cezayir önerisini, Cezayir'in bu konuda getirmiş olduğu ateşkes önerisini kabul etmemişti. Kendisi bir şimdi öneriyle geldi. Çünkü Refah'a karşı yapılacak bir operasyon sonucunda ortaya çıkacak ağır tablonun katliam olur. Ağır tablonun bölgeyi de ateşe sürükleyeceğini net gördüler. Tabii. Dolayısıyla Amerika bir parça daha geçmiş. Tabii bu İsrail'e verdiği askeri destek vesaire bunların önünü kesmiyor ama hiç olmazsa uluslararası toplum bir şekilde harekete geçirecek bir adım atma yönünde bir irade sergiledi. Bunun tabii nasıl evrileceğini ve nasıl sonuç vereceğini yakından göreceğiz. Şu anda yetersiz. Şu anda yetersiz. Ne yapabilir Amerika? Silah ve mühimmat sevkiyatını durdurabilir. Eğer gerçekten çok tahrip olan itibarını, moral vasfını daha da yitirmek istemiyorsa artık İsrail'e karşı zorlayıcı bir takım tedbirlere başvurur. Çünkü benim anladığım Netanyahu Refah'ta, Refah bölgesinde bir katliamı göze alabilecek durumda. Çünkü mevcut hükümetin özünde bu arayış, anlayış var. İkincisi Netanyahu savaşın bulmasını istemiyor. Ateşkes de istemiyor. İktidarını sürdürmek için. Üçüncüsü şimdi Refah'a bir saldırı yapılmazsa olay böyle kendi gidişatına bırakılırsa
yani belirli bir istikrara kavuşursa Netanyahu için çok önemli olan savaşı bölgeselleştirme ihtimalinin de önü kapanıyor. Oysa Refah'a bir saldırı, biraz önce söylediğin gibi savaşın yayılması tehlikesini evet. de beraberinde taşıyan bir hamle olacaktır. Netanyahu bunun önünün tıkanmasını istemiyor açıkçası. Fakat ABD'nin burada Avrupa'nın da bir takım çağrıları oldu. Onları İsrail-Gazze ihtilafı açısından, İsrail-Filistin ihtilafı açısından çok önemsemiyorum. Burada çözüm ABD'nin zorlayıcı tedbirler alması, silah ve mühimmat sevkiyatını belirgin bir şekilde İsrail'e koşullandırması, belirli bir şekilde. Yani kongreden geçirdiği paketi eğer orada ateşkes sağlanmazsa bu paket yürürlüğe girmez, hayata geçmez evet. diyebilmesi. Evet. Evet. Çünkü İsrail bu yönde ilerlediği takdirde Amerika'yı da o bataklığın içine çekeceği kesin. Amerika buna gelmek çünkü istemiyor. Zaten yani, çekiyor. Yani moralmen çekti zaten. İtibar olarak aynen. çekti. İtibar tabii, olarak tabii. zaten çekti. Tabii. Ama bir şey daha var. Sanki Kahire'de yapılan görüşmelerde İsrail'in güvenlikten sorumlu camiası içinde de çok konsolide olmuş bir görüş yok gibi. Mesela yok. Mossad yetkilisi katılıyor, Shin Bet yetkilisi katılmıyor. Evet, evet. Onlar arasında bir takım görüş farklılıkları var. Evet. Üstelik rehinelerin kurtarılması için İsrail toplumu bünyesinden gelen bir muhalefet var. Tabii. Dolayısıyla İsrail'deki iç dengeler de evet herkes rehinelerin kurtarılması peşinde. Özellikle orada yakınları olanlar, akrabaları olanlar, anne babası olanlar rehine olarak bunların ağır bir baskısı var. Ve gerek askeri cenahta gerek güvenlik cenahında İsrail için konuşuyoruz. Zaman zaman su yüzüne çıkan bir takım yaklaşım farklılıklarını kesinlikle, da görüyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla acaba bunlar en azından bir ateşkes için, uzun süreli bir ateşkes için ve insani yardımın oraya uğraştırılması için bir fırsat penceresi olabilir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama şu kesin, bu iş Netanyahu'ya terk edilemeyecek kadar vahim bir noktaya gelmiş durumda. Bana kalırsa da öyle. Ayrıca biraz önce sözünü ettiğin Burns'un Kahire'de katıldığı toplantı şu açıdan da önemli. Burns gerçekten ABD yönetiminde çok deneyimli, aklı başında, artık tırnak içinde nadir diyebileceğim isimlerden biri evet. olarak evet. gözüküyor. Onun Foreign Policy dergisine yazdığı makalenin de ima ettiği gibi görüşleri bir an önce ateşkesin sağlanması istikametinde evet. gibi gözüküyor. Evet. İstersen Navalny'e geçelim. Navalny'e geçelim, evet. Şimdi ben şöyle bir kısa bir araştırma yaptığımda şunu gördüm. 2000'li yıllardan bu yana içlerinde muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin ve hatta Putin'e yakın oligarkların ortadan kaldırdığı 12 vaka ben sayabildim. 12 vaka. Olmaz. Yani bizim en bilinenler. Tabii bunlar bilinenler. Bizim işte en yakın geçmişte olan ne oldu? Prigozhin uçağa düşürüldü. Daha önce İngiltere'de Skripal hadisesi var. Ondan sonra o kızıyla birlikte İngiltere'ye çalışan İngiliz istihbaratına çalışan ajan orada zehir dediler. Genellikle zehir kullanıyorlar. Litvinenko var. Bunu da zehirlediler. Tabii. Ondan sonra Yushchenko'yu zehirlediler. Tabii. Ukrayna Devlet Başkanı tabii, Yushchenko'yu zehirlediler. Tabii. Adam hala tedavi görüyor benim bildiğim kadarıyla. İşte en son muhalif isim olarak Navalny. Navalny Putin'e at takmıştı biliyorsun. Zehirlemeci. Herhalde. Zehirci veya ne bileyim yani. Zehirlemeci diye takmıştı. Yani tabii bu işte
artık totaliterliğe kayan bir otoriter rejimin belki de semptomatik bir eylem tarzı mı diyelim? Doğru. Ne diyelim? Yani ben 12 saydım. Doğru. 2000'lerden bu yana. Şimdi ve en son hadiselerinde tümü zehirlenmeye gerçekten dayanıyor. Bilinen veya bilinmeyen bir takım maddeler kullanmak suretiyle bu muhalifleri ister medya dünyasından olsun, ister iş dünyasından olsun, ister siyaset dünyasından olsun birer birer hayattan bertaraf ediyorlar. Hayatlarını sonluyorlar. Yani yapılan açıklama da tabii çok komik, inandırıcı değil. Yürürken fenalaşmış, düşmüş. Cenazesini ailesine teslim etmiyorlar. Evet, eşi henüz annesi göremedi. Ne olduğunu da bilinmiyor. Hı hı. Oradan çıkacak raporun ne kadar inanılır olduğunu da. Tabii. Yani bu yani Navalny konusunda ve ölüm koşullarıyla ilgili olarak çok şey söylenebilir. Saatlerce konuşulabilir. Kitaplar yazılabilir. Yazılıyor da zaten. Ama şu bir gerçek ki Navalny bir kahraman olarak tarihe geçti. Navalny'nin geçmişinin kronolojisine girmemize gerek yok. Çünkü hakikaten çok zengin bir kaynakça mevcut. Şunu söylemek istiyorum ben. Biraz önce öldürülenlerden bahsettin. Yani bu tür rejimler ve özellikle Kremlin rahatsızlık duyduğu isimleri ortadan kaldırıyor. Geçmişte de örnekleri var. Çarlık Rusya'sından da tabii biliyoruz. Çarlık Rusya'sı. Fakat mesela Brejnev döneminde hapishanede ölen rejim muhalifi yok. Yani komünist totaliter rejimden bugüne farkı. Ama Stalin zamanında tabii hiç konuşmuyor. Stalin başka ama Brejnev döneminde yok. Şimdi Nemtsov olayı önemli. 2010 Nemtsov gerçek bir siyasetçiydi. Ve Kremlin'in duvarları önünde hemen Kremlin'e yakın bir köprü üzerinde öldürüldü 2015 Şubat ayında. Evet. Sonra söylediğin gibi Prigojin yok edildi. O başka türlü bir tehditti. Ve bugün de Navalny. Şimdi Navalny kendisi mi öldü? Yoksa hani yeni bir girişimle öldürüldü mü? Bunun bana kalırsa artık ayrıntıya giriyor. Şu manada ayrıntıya giriyor. Ölüme mahkum edilmişti. Yani kimse Navalny'yi 2020'de zehirlendikten sonra ki bunun Rus gizli servis tarafından zehirlendiğine dair yeterli derecede inandırıcı kanıt mevcut. Almanya'da tedavi görmüştü. Almanya'ya göndermek zorunda kalmışlardı. Öyle bir baskı oluşmuştu o dönemde. Ama kimse Arktik bölgesine gönderilen sürekli olarak hücre hapsine konup çıkartılan çok ağır muameleye tabi tutulan Navalny'nin 19 yıl sonra oradan adeta bir Mandela gibi çıkacağını düşünmüyordu. Onun mahkumiyeti mahkum edilmişti yani. Mahkumiyeti aynı zamanda ölüm fermanıydı. Fermanıydı. Yani ölüme mahkum edilmişti. Bu onun için yani her iki koşulda da Kremlin tarafından öldürüldü. Çok hakikaten cesur bir aktivistti. Ben onu siyasetçiden ziyade aktivist olarak nitelendiriyorum. Ve Almanya'dan tutuklanacağını bile hatta
öldürülebileceğini bile bile dönmüş olması da kendisiyle tutarlı olma iradesinin bir göstergesi. Cesur olun diyordu Ruslara. Korkmayın, onlar korksun. Beni öldüreceklerse demek ki bizden çok korkuyorlar mesajını veriyordu. Ben 3 sene önce Almanya'dan Rusya'ya döndüğünde yine medyaskop ekranlarında bir programa katılmıştım ve orada farklı bir figür ama benzer aksiyonlar içine giren, eylemler içine giren Solzhenitsyn'e benzetmiştim Navalny'yi. Tabii entelektüel açıdan değil, edebiyatçı olarak değil ama ifşa etmek bakımından. Evet. Yani adaletsizliği, seçim yolsuzluklarını ve basbayağı yolsuzluğu, yani parasal yolsuzlukları sadece Putin açısından değil, müesses nizam açısından çok şiddetli bir muhalefet yapıyordu. Solzhenitsyn de öyle yapmıştı. Ama Solzhenitsyn, işte biraz önce konuştuğumuz gibi Brejnev döneminde hapishanelerde ölen olmadı. Brejnev Nobel Edebiyat Ödülü aldıktan sonra yurt dışına çıkabilmişti. Batı'ya sığınmıştı. Zaten atılmıştı, evet, vatandaşlıktan. Yani sınır dışı edilmişti Solzhenitsyn. Ve Solzhenitsyn çok ilginç. 1978'de bir Batı medya kuruluşuna verdiği röportajda komünist rejim yıkılacak, Sovyetler Birliği dağılacak demişti. Navalny de son dönemde sık sık Putin rejimi çökecek ve Rusya Ukrayna'daki savaşı kaybedecek diyordu. Şimdi Putin rejimi çökecek mi? Bunu söylemek çok iddialı olur. Ama ben yine Navalny'yi Solzhenitsyn'e benzetmeye devam ediyorum birçok açıdan. Çok önemli bir görev icra etti. Ama onun ölümü rejimin gözü dönmüşlüğünü göstermekle birlikte kırılganlığını da ortaya koyuyor. Endişelerini daha doğrusu ortaya koyuyor. Aslında sistemin bir adayı olan Nadejdin'in, yani başkanlık seçimlerinde aday olarak yeterli sayıda imzayı toplamış Nadejdin'in seçimlere sokulmama kararı da, bilmiyorum itirazda bulundum ama o itirazdan fazla umudum yok, seçimlere sokulmama kararı da bu endişenin bir tezahürü aslında. Zaten Putin şey olacak, yani başkan seçilecek. Bunu bir zafere dönüştürme arayışı içindeler ama Nadejdin böyle ikili rakamlara, yani %15'lere falan doğru yöneldiği takdirde bir itibar kaybı oluşturacak endişesi içindeydiler. Onun için onun da önünü kesmeye karar verdiler. İki şey bir araya gelmiş oluyor. Bir taraftan Nadejdin'in seçimlere girmesinin engellenmesi, öbür taraftan Navalny'nin ölümü. Evet. Mart ayında da seçimler yapılacak. Mart ayında seçimler. Dolayısıyla seçimleri bir yerde kırılganlık bağlamında konuşuyoruz. Seçimleri itibarsızlaştırmış oluyorlar aslında bir yerde de. Yani bu attıkları adımlarla, tabii Rus toplumu nezdinde nasıl algılanır o başka konu ama dışarıdan bakıldığında çok yakın bir tarihte bu seçimler yapılacak. Onlar için itibar bu.
Olabilir. Öyle de bakıyor olabilir. Hiçbir şeyi tınmıyorum. Hiçbir şeyi tınmıyorum. Ne derseniz deyin, ben buradayım demek istiyor. Bu hesap doğru bir hesap değil ama. Ama yine de daha makro açıdan bakıldığında bir takım kırılma noktalarının ortaya çıkmasından endişe duyduklarını da ortaya koyan bir şey bu. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle bu bir endişenin ifadesi aynı. Kaldı ki karşılaşabilecekleri muameleyi kestirmemeleri güç olan insanların sokağa çıkıp gül bırakmaları, evet, karanfil bırakmaları Navalny için, onlara karşı polisin yaptığı müdahaleler falan, bunlar da orada. Onu da baskı altına aldılar. Alacak tabii. Hemen. Alıyor zaten. Bir de şimdi Nadejdin için imza verenler, mesela Nadejdin'e dönüyorum. Nadejdin için imza veren 100 küsur bin, 150 bine yakın insan var. Onların da cesaretini ayrıca kaydetmek lazım. Doğru. Evet, şimdi, Ukrayna'ya geçelim. Yani Rusya'dan uzaklaşamıyoruz bir türlü. Evet, Zelenski'nin ziyareti önemli. Avrupa'nın, tabii bunda birçok faktör devreye giriyor. Çok daha cömert ve açık bir şekilde Ukrayna'nın arkasında durma iradesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ABD Başkan Yardımcısıyla da Münih'te görüştü. Kamala Harris. Kamala ile görüştü. Ama hem Scholz'le hem Macron'la görüşmesi önemli görüşmelerdi. Önemli anlaşmalar imzalandı. Fransa 3 milyar euro, Almanya 8 milyar euro taahhüt ettiler. Bunlar önemli rakamlar. Tabii ABD'nin de şu veya bu şekilde taahhüt ettiği 50 küsur milyar doları bir an önce serbest bırakması, evet, o kararı kongreden çıkartması gerekiyor. Avdiyka düştü. Avdiyka o kadar önemli bir hedef değildi. Biz birkaç haftadan beri bunu söylüyorduk. Artık savunma konumuna geçmesi gerekiyor Ukrayna'nın. Yani gelişmeler onu gösteriyor diye. Son olarak yeni Genelkurmay Başkanı General Sirski bir açıklama yaptı. Savunma pozisyonuna geçiyoruz, savunma stratejisine geçiyoruz artık diye. Bu savaşın kaybedildiğini, geriye düştüklerini gösteren bir durum değil. Savaşın bir safhasıdır bu. Batı'nın, özellikle Avrupa'nın ama Amerika'nın, Trump gelse dahi Amerika'nın Ukrayna'yı teslim etmeyeceği kanaatindeyim. Mutlaka Ukrayna'nın arkasında duracaklardır. Ukrayna'nın kaybetmesini Ukraynalıların da müttefiklerinde önleyeceğini düşünüyorum. Benim tahminim bu yöndedir. Tabiatıyla ateşkes yapılır. Belki bazı tavizlerde bulunur toprak açısından. Evet, Zelenski'nin bir takım böyle hayalleri, Kırım'ın işte önümüzdeki kısa vadede geri alınması gibi hayallerini biraz ertelemesi gerekiyor. Ama Rusya'nın da bazı çevrelerde iddia edildiği gibi çok üstün bir pozisyonda olmadığını belirtmek istiyorum. Ama bir şey de gerçek. Şimdi belki iki hususa veya gözleme işaret etmek lazım. Bir tanesi, Avrupa'da olası bir Trump yönetiminden kaynaklı endişelerin artmış olması. Bu Münih Güvenlik Konferansı'na da yansıdı. Diğeri de
Evet, Ukrayna Avdiivka'dan çekildi. Ama çekilmesinin nedenlerin ilk başta iki nedeni var. Bir kere Ukrayna ordusu yoruldu. Evet. Dolayısıyla bir araya ihtiyacı var. Şimdi askere alma yaşını tekrar düşürme konuları gündeme geliyor. Tabii, tabii. Ama bir önemli gerçek daha var. Mühimmatı azaldı. Tabii. Çok. Çünkü yardımlarda, özellikle Amerika kaynaklı yardımlarda kesilme olunca bu sefer mühimmat stoğu azaldı, zayıfladı. Şimdi onu da akılcı şekilde kesinlikle kullanmaya çalışıyor. Kesinlikle. Bu çekilmeyi zorlayan nedenlerin başında da ellerindeki mühimmat sayısının azalması geliyor. Dolayısıyla yardım olmadan veya yardımlar bu şekilde, Amerika'dan gelen yardımlar bu şekilde kesintiye uğrarsa Ukrayna ordusunun daha da fazla savunmaya ağırlık vermesi gerekiyor. Hala verilen işte özellikle hava F-16 uçakları vesaire, onlarda hala ne olacağı belli değil. Eğitiyorlar pilotlarını ama bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. Ama şunu belki söyleyebiliriz. En azından bu yıl için konuşacak olursak, bu savaşın bu yılda devam etmesi yüksek bir ihtimal. Tabii tabii. Tabii. Hatta bu daha da uzaması da yüksek bir ihtimal. Tabii. Dolayısıyla karşımızda böyle bir tablo var. Ukrayna'nın elinde yeni teknolojilerle de desteklenen ilave bir takım imkan ve kabiliyetler olduğu takdirde, evet, kısa vadede olmasa da orta vadede bir kısmı geldi. Bir kısmı geldi. Taahhütler de oldu. Orta vadede Ukrayna'nın bir ölçüde kendisinin belirleyeceği koşullarda müzakerelere girme şansı da artar. Tabii tabii. Yani öyle bakmak lazım. Çünkü nihayetinde bu kadar insan kaybetmiş, bu kadar tahribata uğramış bir ülkenin nerede, barış koşulları nerede gördüğünü de açıklığa kavuşturmasında yarar var ama bunu kısa vadede beklemek bence mümkün değil. Bu savaş tabii da herhalde bu sene devam edecek. Biz de onu daha önce söylemiştik. Bir aşındırma savaşı bu. Ama kendi potansiyeli itibariyle, demografik gücü itibariyle savaş ekonomisine dönme kapasitesiyle Rusya'nın belirli bir anlık konjonktürel üstünlüğünden söz edebiliriz. Hı. Ama savaş en şiddetli şekilde devam ediyor, edecek ve ben yardım hattının kesileceği kanaatinde değilim açıkçası. Bir de yani önemli bir şey, hem Almanya hem Fransa ABD'nin yardımı kesmesi halinde biz açığı kapatırız iradesini ortaya koydular. İki, bir başbakan, diğeri cumhurbaşkanı, ikisi de bunu ima ve ifade ettiler konuşmalarında. Bunu da önemsiyorum. Tabii Almanya nereden başladı, nereye geldi? Öyle. Çok vakit geçirdi. Açık ara şu anda Avrupa'da en büyük yardımı yapan ülke haline geldi. Kesinlikle. İkinci en fazla yardımı yapan ülke haline geldi. Amerika'dan sonra. Avrupa'da da birinci. Tabii Avrupa'da da birinci. O hale geldi. Evet. Çünkü kendi algısına göre bir takım tehlikeler tabii kapısını çalmaya başladığını görüyor. Bir şey daha ortaya çıktı. Bu da tabii Avrupa güvenlik ve savunması açısından ileriye çok bir önemli perspektif. Çok önemli. O da bu. Nitekim belki bundan sonra hani gökyüzü kalkanına geliriz. Evet. İstersen girelim. Girebiliriz. Şunu ortaya koydu Ukrayna'da olan savaş. Avrupalı ülkelerin, özellikle Batı Avrupalı ülkelerin savunma harcamalarında soğuk savaş ertesi dönemde başlayan azalmanın çok ciddi bir maliyeti olduğu ortaya çıktı. Ya. Ve şimdi bu savunma sanayini daha canlı hale getirmek istiyorlar. Hatta bir takım özel fonlar oluşturmaya bu konuda çalışıyorlar. Var zaten, Avrupa Savunma Ajansı var. Recovery Fund diye bir kuruluş. Yeni falan diye bir şey getiriyor. Yeni projeler ortaya koyuyorlar. Milyar işte, Almanya'nın evet, 100 milyar dolar. Tabii ama bunlar da bugünden yarın olacak tabii şeyler değil. Birkaç senelik proje bunlar. Onu gördü. Ve şunu da gördü. Bir birinci Trump dönemi yaşadı Avrupa. Orada zaten bir takım şeylerin farkına vardılar aslında ama bir de ikinci Trump dönemi olursa Avrupa'nın
güvenlik ve savunma alanında kendi kaderini kendinin belirlemesi ve ona uygun yatırımlar yapması, ona uygun bir altyapı, bir ekosistem oluşturması gereği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Barış'ın nimetleri çok gevşetmişti. Aynen. Yani ben hatırlıyorum, Soğuk Savaş döneminde gayri safi milli hasılaya oranı savunma harcamalarının %3'ün üstündeydi. %3'ü NATO'da challenge olarak getirirlerdi. Evet, o zaman %3. %3 ama şimdi %2'nin altına düştü. %3 yani. Dediğimiz yani bu tavan. Tabii. Yani pardon, taban. Yani %3 ama şimdi Vilnius'a karar aldı. Evet. %2'yi de taban haline getirdi. Taban haline getirdi. Tabii. Yani şimdi Soğuk Savaş döneminde tahsis ettiği kaynakları o kadar düşürdü ki Avrupa ve bunu refaha yönlendirdi. Bir anda kendini zayıf hissetti. Açıkçası objektif olarak bakıldığında Avrupa'nın savunması açısından veya Avrupa'nın savunmaya tahsis ettiği kaynaklarda yeterli derecede cömert davranmaması, hatta cimri bir tutum izlemesi bakımından Trump'ın söyledikleri yanlış değil. Evet. Özünde doğru. 2014'ten sonra, ya yani 2016'da işte seçildikten sonra söylediklerinin özü doğru. Ama şunu da hep hatırlamak gerekir. Aslında bu külfet paylaşımı dedikleri külfet NATO içinde. Bu NATO kurulalı olan bir ciddi bir konudur. Evet. Yani ülkelerin gayri safi yurt dışı hasılasının %3'ünü savunmaya ayırdıkları dönemlerde bile Soğuk Savaş'tan bahsediyoruz. Bu ABD ile Avrupa arasındaki külfet paylaşımı meselesi NATO'nun gündemden hiç düşmeyen bir konusudur. Trump'la birlikte iyice ağırlaştı. Tabii. Ama Avrupa'da savunma alanındaki yetersizliklerini artık çok daha net görmeye başladı. Ukrayna bir açıdan onlar için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İşte şimdi Avrupa Gökyüzü Kalkanı'nı da bu Avrupa'nın yeni idraki diyelim bağlamında düşünebiliriz. Doğru. Öyle değil mi? Evet, çok yeni bir girişim değil. Çok yeni bir girişim değil tabii. Ama Türkiye'nin de buna katılmasının geçen programda konuştuğumuz füze, savunma sistemi, hava savunma sistemi sorunları açısından da önemli bir aşama oluşturduğunu da düşünelim, görelim. Belki ona ona özel olarak bir program tahsis etmemizde fayda var. Yalnız kaderin cilvesi Yunanistan'la eş zamanlı olarak imzaladık. Niçin söylüyorum? Aslında stratejik öngörü Türkiye'de veya stratejik akıl hakim olsaydı biz bu projeye en başından girmemiz gerekirdi. Tabii. Ama tabii bu ülkeye, bu topluma, bu ülkenin savunmasına sekte vuran en büyük gelişme neydi 2017 yılında? S-400 alınmasına karar vermesi. Dolayısıyla öyle bir kararı aldığın zaman Amerika ile olan ilişkilerde ortaya çıkan problem bunun Avrupa'ya yansıması. Evet. Yani bu ayrı bir, gerçekten ayrı bir program gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda Türkiye'nin bu Almanya'nın öncülüğünde yürütülen bu projeye girmesini ben doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyorum. Kesinlikle. Hatta şu açıdan da ben bunu doğru görüyorum. Sadece hani bu projeye girdik, füze savunma açığımızı takviye edebilecek bir takım imkanlardan yararlanabiliriz anlamında değil. Avrupa'yla olan ilişkilerin bir ölçüde savunma alanında da olsa ilerletilmesi açısından da önemli bu. Ve Türkiye'nin bu kalkana kendi teknolojisiyle, imkanlarıyla, kapasitesiyle katkıda bulunması açısından da. Doğru. Kesinlikle buna katkıda katkıda bulunabiliriz. Karşılıklı bir karşılıklı çıkarlara dayalı bir çerçeve anlayış, bize sunabilir. Bir anlayış, bir çerçeve sunabilir. Dolayısıyla şunu da hemen ifade edelim. Bu bana şunu da çağrıştırdı daha doğrusu. Bunu okuduğum zaman yani o Brüksel'de yapılan savunma bakanları toplantısı vesilesiyle Türkiye bu projeye girmenin imza attığında şu da aklıma geldi. Şimdi bu projenin füze savunması bileşenleri arasında
İsrail'den Almanya'nın temin ettiği Arrow 3 füzeleri var. Bir de Patriot bazlı bir füze savunma şeyi. Şimdi orada o da bir enteresan. Bu şunu aklıma getirdi benim. Acaba diyorum bir şekilde belki de bu yıl içinde, belki de Washington'da yapılacak NATO zirvesine kadar geçecek süre zarfında. Bakın, Temmuz. Temmuz'da yapılacak 75. kuruluş yıl dönümü. Acaba S-400 meselesinin aşılmasına, bu problemin ortadan kalkmasına da vesile oluşturacak bir zemin veya çerçeve sunabilir mi? Bu bende bu çağrışımı yaptı. Kesinlikle. Ama bu hakikaten üzerinde daha fazla durulması gereken bir başka programın konusu olmaya adaydır diye tek düşünüyorum. Tek başına bile olabilir. Evet. Olabilir. Yani kayıkçı kavgalarından ve hoyratlıktan kurtulmuş bir savunma, hava savunma olabilir. Sistemi, füze savunma sistemi değerlendirmesi. Evet. Kesinlikle. Evet, Aliyev'in ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'la barış yolunda çok önemli bir fırsat penceresinin açıldığından söz etti. Bunu önemsiyorum. Eğer gerçekten o fırsat penceresi istikametinde hem Ermenistan ama hem de Azerbaycan ve Türkiye ilerlerlerse bölgemiz açısından, Kafkasya bölgesi açısından istikrar yolunda ve aynı zamanda daha önce gündeme getirmiş olduğumuz Zengezur koridoru veya koridor projesi açısından da önemli bir ilerleme kaydedilmiş olur. Aslında şöyle bakalım, 2021'de patlak veren 2. Karabağ Savaşı, ertesinde olan gelişmeler ve Şuşa beyannamesi vardır 2021 yazında. Daha sonra Nahçıvan ziyareti var geçen sene. Şimdi bunların hepsini bir bütün halinde baktığımızda aslında verdiği mesaj doğrudur. Bu Aliyev'in en son yaptığı ziyaretteki mesajı da bence de doğrudur. Gerçekten Azerbaycan'la Ermenistan arasında kalıcı bir barışa varılması Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uyumludur. Ben öyle bakıyorum. Tabii. Çünkü Azerbaycan'ın da öyle. Tabii Azerbaycan'ın da bana göre Azerbaycan'ın da öyle. Ve bölgesel anlamda da öyle. Bu sağlandığı takdirde bizim en azından doğu hattımızda, yani Orta Asya'ya uzanan kuşakta önümüze yeni fırsatlar çıkabilir. Dolayısıyla bunları akılcı yönde kullanmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı ertesinden bugüne kadar izlediği, en azından böyle bir kalıcı barışa gidilmesini teşvik eden yaklaşımını ben de doğru buluyorum. Evet. Bunu samimiyetle itiraf etmek durumundayım. Bu olumlu not üzerinden programımızı sonlandıralım. Medyascope izleyicilerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizleri izledikleri için teşekkür ediyoruz. Ben de sayın izleyicilere aynı şekilde teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.